Merhaba, merhaba, merhaba yeni doğan güneş. Merhaba, merhaba, merhaba neşeli insanlar. Merhaba, merhaba, merhaba emekleyen kardeş. Hayat her gün yeni baştan başla. Merhaba, merhaba, merhaba yeni düşen tohum. Merhaba, merhaba, merhaba filizlenen toprak. Bu sabah tepeden tırnağa umutla doluyum. Tohumlar elbet çatlayacak. Bak işte güneş var, işte su toprak. Bir ufak tohumdan 100.000 meyve çıkacak. Bak işte güneş var, işte su toprak. Bir ufak tohumdan 100.000 meyve çıkacak. Merhaba, merhaba, merhaba masmavi gökyüzü. Merhaba, merhaba, merhaba sevip sevilenler. Merhaba, merhaba, merhaba çiçek açanlar. Meyveyi toplayan eller. Merhaba, merhaba, merhaba pırıl pırıl güneş. Merhaba, merhaba, merhaba çalışan insanlar. Merhaba, merhaba, merhaba yeni doğan kardeş. Hayat her gün yeni baştan başlar. Bak işte güneş var, işte su toprak. Bir ufak tohumdan 100.000 meyve çıkacak. Bak işte güneş var, işte su toprak. Bir ufak tohumdan 100.000 meyve çıkacak. Merhaba, merhaba, merhaba yeni doğan güneş. Merhaba, merhaba, merhaba neşeli insanlar. Merhaba, merhaba, merhaba emekleyen kardeş. Hayat her gün yeni başlar. Aman efendim ne kadar güzel söylediniz. Vallahi bu pandemi bizi mahvetti biliyorsun. Bu kadar uzun zamandır şarkı söylememek, sahneye çıkamamak. Yaptığı işe yabancılaşıyor değil mi? Ben... Böyle bir şey oluyorsun, bir heyecanlanıyorsun ama... Hep birlikte olmak çok güzel. Evet ya. Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Evet. Evet artık birbirimizden ayrılmayız. Artık evet evet. Burhan Gökhan Melike üçlüsü olarak. Gelecekte. Gelecekte umutluyuz. Şarkılarımızı söyleyeceğiz umut evet. Ediyoruz. Sevgili dostlar bugün çok özel program yapacağız sevgili Melike ile. Hem Melike'nin o unutulmaz şarkılarını beraber seslendireceğiz. Hem de Melike Gündoğarken şarkılarını seslendirecek. Belki de ilk kez böyle bir şey olacak değil mi? İlk kez bir Gündoğarken şarkılarını sanki. Yani kendi kendime hep mırıldandığım ya da sizi izlerken hep söylediğim oldu ama sizlerle birlikte hiç söylemedim. Aa, süper. Onun için çok özel yani çok şanslısınız bence bu akşam oturup evlerinin başında bizi izleyenler. Ben de çok keyifliyim çünkü gerçekten çok çok sevdiğim şarkıları söyleyeceğim bugün. Hadi o zaman şimdi ne yapıyoruz? Yine bir 1970'lerin dönemine dönelim. Çok eskilere. Yaşımız çıksın ortaya. Yaşımız asla ortaya ruhumuz çıkmıyor. Çok genç ama evet. Biliyorsunuz. Ve 1976'lara dönelim. Ağlamak ayıp değil diyelim bari. Peki diyelim. Ağlamak ayıp değil. Saklamak göz yaşını yeter ki ağlarken de eğme bir an başını üzülmek ayıp değil hep sevinmez ya insan elbet üzüleceksin biraz kalp taşıyorsan sevmek hiç
ayıp değil. Sevmeyenler utansın, sevginle, hasretinle unutma ki insansın. Varsan da sevdiğine bir gün geç, bir gün erken. Mümkün mü mutlu olmak milyonlar umutsuzken? Varsan da sevdiğine bir gün geç, bir gün erken. Mümkün mü mutlu olmak milyonlar umutsuzken? Ağlama, bu da gelir geçer. Hangi dert unutulmamış ki? Hangi acı sürmüş mezara kadar? Sevdiğin seni terk etti diye sanma ki dünya duracak. Ancak hayatta başka hiçbir amacın yoksa, sevmek ve sevilmek sence tek, ama tek mutluluksa, işte o zaman sana bir sorum var, bir de cevabım. Ağlamak ayıp değil, ağla ağlayabildiğin kadar. Sevmek hiç ayıp değil, sevmeyenler utansın, etinle, kemiğinle, alt tarafı insansın. Varsan da sevdiğine bir gün geç, bir gün erken. Mümkün mü mutlu olmak milyonlar umutsuzken? Varsan da sevdiğine bir gün geç, bir gün erken. Mümkün mü mutlu olmak? Sence mümkün mü? Ya. Ya. Milyonlar umutsuzken mümkün olmak mümkün mü? Mümkün mü mutlu olmak milyonlar umutsuzken? Vay be, Şanar abinin değil mi bu şarkıda? Söz beste Şanar. Ya bu Şanar abi... 1976. Ya Şanar, sevgili dostlar, Şanar Yurtepan belki şu anda çok bilinen biri değildir ama gerçekten Türk pop müziği diye kısaca adlandıracağımız bir şey varsa, gerçekten yani yapı taşlarını çok sağlam bir şekilde koyan çok çok değerli, hümanist, insan hakları savunucusu, barışçıl, çevreci, olağanüstü bir insandır. Gerçekten Şanar ve Atilla Özdemiroğlu. Evet, evet, evet. Rahmetli Atilla Özdemiroğlu da öyle. Bütün bu parçalarda, bütün enstrümanlardan bir sürü enstrüman çalmıştır ve düzenlemelere de katılmıştır. Atilla'nın imzası da vardır bütün parçalarda zaten. Onun da ruhuna ışıklar, ışıklar, evet, ışıklar ya, dileyelim. Evet, evet, gerçekten. Ne kadar güzel. Sözlere falan bakıyorsun böyle. Yani ne kadar güzel, evet, ya. Evet, evet. Değil mi? Yani İnsan ağlayası geliyor değil mi ya? Yani? Ağlamak ayıp değil. Ağlamak ayıp değil, evet, evet. Şey gibi bu. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül gibi. Bu, evet, da öyle bir şey. Evet. Buradan da hakikaten her ikisine de saygılarımızı, sevgilerimizi Atilla Özdemiroğlu'na... Şanar'a da uzun ömürler, evet, sağlıklı, evet, ömürler, evet, diliyorum. Peki şimdi bizden bir şarkı söyleyelim, evet, mi? Evet, söyleyelim. Hangisini istersin? Bak, olur, sensiz. Sensiz olmanı sen çok seviyorsun. Aa, çok seviyorum. Efendim şimdi söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait bir şarkı söyleyeceğiz. Bizim de en çok bilinen, en hit olmuş şarkılarımızdan birisidir. Bütün sevgililerimize, sevgililerimize, güzel, veya sevecek olan olacaklarımıza söyleyelim. Thank you.
eşit. Bugünlerde böyleyim, ister kal ister git. Tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Aşk tanımaz gece gündüz, birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Melike'cim ya, şimdi hangi şarkıyı çalalım? Ne çalalım? Para Para'yı çalalım. Aa, Para Para dedim de aklıma geldi Gökhan ya. Ayıp olacak ama kameralar şeyde mi bilmiyorum. Ne oldu? Dönüşte ben benzin alacak para, ben para çantayı unutmuşum. Benzin alacak param yok da. Acaba sizde böyle bir 200 lira falan kadar bir şey çıkar vallahi mı? Vallahi biliyorsun, bende 128 lira var. Kaç? 128. 128 mi? Yetmez mi? TL mi yoksa? Yetmez mi? TL mi? 128 TL, evet. Tabii canım. 120. Ne olacaktı ki? 128 nelere yetmez ki canım? Ha, yeter yeter. Tabii tabii tabii. Söyleyelim o zaman. Peki o zaman. 128 milyar uğruna. Tuhaftır insanoğlu neler yaratmış. Yarattığı her bugün dünü aratmış. Aklıyla her şeyin sırrını bulmuş. Ama kendi yarattığı putun kölesi olmuş. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Çerçeveletir kimi asar duvara, kimi onu bulunca dosdoğru bara. Kimi sıkar elinde çıkarır suyunu, kiminin değiştirir güzel huyunu. Ah. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara.
şey demiş Napolyon, para para para. İnsanlar öldürür onun uğruna. Servetin ulaşsa da bin milyarlara. Kefeninin cebine, kefeninin cebine sığmaz bir tek lira. Para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para 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 para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Unutmayın her şeyi yaratan biziz. Matbaada parayı basan ellerimiz. Sanmayın onun hükmü değişmez yasa. Para neye yarardı? Para neye yarardı? Gökhan, Burhancığım, para neye yarardı? Eller çalışmasa. Herhalde. Hayatı onlar sürdürüyor. Farkı yaratan emektir zaten. Bugün bile görüyoruz. Sokağa çıkanlar, eller, bir sürüsü oturuyor ama eller sokaklarda. Evet, ne diyeceğiz o zaman? Para neye yarardı? Para neye yarardı? Eller çalışmasa. Para, 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 para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Arkadaşlar, artık bir arkadaş çalmanın zamanı gelmiştir herhalde yani. Güzel bir geçmiştir bile diyorsun ben değil mi? Ben o zaman müzikimi alayım yani. Duran. Müsaade tamam, ben bu şarkıda müzik alırken ben de bir hikayeye başlayayım. Hep merak ediyorlar nasıl bu arkadaşın hikayesini merak ediyorlar. Bazı arkadaşlarımız, çok genç arkadaşlarımız, Burhan, bunu sadece bir şarkı olarak biliyorlar. Halbuki bu bir filmin müziği biliyorsun, fon müziği. Yılmaz Güney'in 1974 yılında çektiği ve benim de içinde rol aldığım bir film. Sonra filme fon müziği yapılıyor. Ama birden Yılmaz abinin aklına bir şey geliyor, Yılmaz Güney'in. Diyor ki ya bu kız diyor, annesi de caz şarkıcısı Rüçhan Çamay, babası filmci, şarkı da çok söylemek istiyor diyor. Şanar Yurdatapan'a diyor ki Atilla'ya, şey yapalım diyor, biz söyletebilir miyiz diyor, ne güzel olur diyor. Filmle birlikte şarkısı da çıkar, plağı da çıkar. O zaman plak vardı. Ondan sonra ve böylece film bittikten sonra bana teklif ediyorlar. Sevgili Atilla ile Şanar. Ve işte 1974 yılının sonunda filmden sonra bu şarkıyı söylüyorum. Peki şarkı, senin o yıllara kadar bir şarkı söylemişliğin var mı? O yıllara kadar profesyonel hiç şarkı söylemişliğim yok. Ama annemin stüdyolarına gidiyorum yani. O zamanlar her şey canlıydı biliyorsun. Şimdi tabii çok, teknoloji çok başka bir şey ama o zaman annem bütün orkestrayla birlikte girerdi. Ortada mikrofon ve 2-3-4 ve orkestra başlardı. Hata falan kabul etmezdi yani. Bir söylerlerdi giderdi. Ben de annemin yanında böyle çanta taşıyıcısı falan. Bazen onun böyle inanılmaz yanında şarkıları dinlerim, ondan mırıldanırım falan. Ve benim için film çevirmek çok büyük zevkti ama şarkı söylemek başka bir şeydi. Birebir bakıp söylemek, birebir almak o duyguyu çok güzeldi. İşte böyle, arkadaşın hikayesi de böyle. Arkadaş bir filmin müziğidir. Ama şimdi tabii film hepimizin müziği, var. Hepimizin müziği. Yani hiçbir siyasi görüşe bağlı kalmadan, dünya görüşüne bağlı kalmadan, gerçekten hepimizin, özellikle okul mezuniyet törenlerinde bilirsin, milli marş yani. Ama bir zamanlarda yasaklıydı biliyorsun değil mi?
Türkiye'de o 70'li yıllarda TRT'de yasaktı. Şarkısı yasaktı. TRT'de yasaktı. Benim bütün şarkılarım TRT'de yasaktı. Allah. Arkadaşın bestesi kime ait? 3 kişiye mi ait? Hayır. Arkadaşın bestesi, güftesi Şanay Yurdatapan'a ait. Düzenleme Atilla Özdemiroğlu, Şanay Yurdatapan. Hadi o zaman bakalım. Haydi bakalım. Bütün güzel arkadaşlıklar, dostluklar, yoldaşlıklar için olsun. Ve geleceğe aydınlığa, umutlar için de söyleyelim şarkıyı. Bir kılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak sence her derde kedere ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmasın hiç o taşta gülen gözlerde yaş. Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değiliz. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ortak olmak her sevince, her derde kedere. Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmasın o taştan gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş. Ben seni alkışlamasam olmaz. Hay canım çok benim. Kim derdi ya? Yani biz tabii o zamanlar bütün Türkiye gibi Melike'nin hayranıyız tabii o yıllarda. Öyle biz aslında tabii. Aynı jenerasyondayız. Aynı kuşaktan insanlar. Ama tabii sen ama çok biz o zamanlar mahallede top oynarken sen o filmi çevirmiştin yani. Sen çok genç bir yaşta yani. Evet ya 18 yaşındaydım. Evet, tam çok 18'dim. Genç bir yaşta o yüzden. Yoksa dediğin gibi yani Gökhan senden büyük, ben seninle aynı yaşlardayım. Ama sen 16-17 yaşında... Gökhan benden büyük değil. Ben Gökhan'la aynı yaştayım. Sen benden küçüksün. Ya bunu artık bir yaşın farklı şey olmaz ya. Yani tabii tabii kaç yaş yani. Evet. Genciz genç. Ne oldu yapalım buna şimdi? Evet. Gökhan biz bile bir şarkı söyleyelim ya. Seninle ikimiz. Hadi siz bir şarkı söyleyin de ben dinleyeyim. O zaman biraz dinlensin mi Melike? Onu mu diyorsun? Tabii dinlensin onu şöyle güzel... Ben ona... izleyici olayım. Sen izleyici ol. Ama bir yere katılsın o da. Tamam. Katılır şarkının zaten. Şarkının nakaratına katılır tamam, bence. Katılır tamam katılır bir ihtimal. Hadi o zaman. Nereden nereye gidiyoruz? Henüz cep telefonu yoktu hayatımızda. Akan sular bu kadar kullanmamıştık.
Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardı harbiden. Hiçbir zaman mertlik bu kadar bozulmamıştı. Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Bin odalı saraylar yoktu hayatımızda. Yandaş medya henüz var olmamıştı. Her gün gelen zamlarla belimiz bükülürken hiçbir zaman bu kadar pişkin olunmamıştı. Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye geldik biz? Nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye gidiyoruz? Nereden nereye? Ya bu çok hoştu, sizin bir programımıza gelmiştim ben. Evet. Enver'le yaptığınız, Enver Aysever'le birlikte bir sahne programıydı. Evet, hatta evet. Binde çıkardınız, söyletmiştiniz. Sözleri çok ilginçtir. Şimdi daha çok dikkat ettim. Çok anlamlı sözler. Bence hiçbir anlamı yok sözlerin ya. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Zamanlar. Ha yani. Geçmiş zaman için zaten. Evet, peri masallarında. Evet. Hani saraylar vardı böyle bin odalık, bin yüz odalık filan. Onlardan evet. Bahsediyorsunuz. Evet tabii canım. Bin bir gece masallarından. Bin bir gece masallarından bir şey. Şey, enstantane. Abiler şahane bir şarkı var elimin altında. Çatabilir mi size uygun bir fiyata? Düzgün, çok düzgün bir şarkı var. En son var. Paranızı bana vermiştiniz. Evet zaman. Verdik ama olsun. Evet. Pervane ve ışık var, ne diyorsunuz? O zaman pervane ile ışık diyoruz ya Burhan. Peki. Ben pervane ışık deyince hep böyle... Hani şarkının sözlerinde de bir pervane uçuyordu, uçuyordu güneşe doğru. Ulaşırsa, yakalarsa, tutar getirirse o ışığı, tadacak tüm pervaneler yeryüzündeki aydınlığı. Ama ışığa dokunduğu anda da ölebiliyor. Tabii. Biliyorsun. Ne günler geçirdik ve ne güzel insanları kaybettik. Gencecik çocuklarımızı kaybettik. Evet. Ali İsmail Korkmazları, Berkin evet. Elvanları... ne çok çocuk kaybettik. Bunlar bizim pervanelerimizdi. Evet, bütün güzel çocuklar, bütün güzel dostluklar için ve güzel aydınlık, huzurla, korkusuzca, mutlulukla yaşayabileceğimiz bir Türkiye umuduyla evet. diyelim ve bütün pervanelere buradan selam gönderelim, evet. sevgi gönderelim. Bir pervane uçuyordu, uçuyordu güneşe doğru. Biliyordu, inanıyordu, herkes yanlış o doğru. Ulaşırsa, yakalarsa, tutar getirirse o ışığı. Tadacak tüm pervaneler yeryüzünde aydınlığı. Yumurtadan çıktı gün, kamaştı gözleri o ışıkla. Yanıyordu minik kalbi, tutuşmuştu bu büyük aşkla. Yumurtadan çıktı gün, kamaştı gözleri o ışıkla. Yanıyordu minik kalbi, tutuşmuştu bu büyük aşkla. Uçuyordu pervanecik aydınlığa tek başına. Demişlerdi yakar o ışık bakmadan gözyaşına. Uçtu uçtu ışığa doğru, görmez oldu gözleri. Tam incecik kanatları aydınlığa. Artık yok pervanecik, ne o var ne onun gibiler. Karanlıkta yaşamaktansa ölmeyi yeğlediler. Onlar aydınlattılar simsiyah geceleri. Her gördüğüm ışık.
ışıkta anıyorum pervaneleri. Hareketlenelim isterseniz biraz. Yani herkesin içi kararmış. Tamam. Birazcık böyle umutsuzluk falan biraz şey yapalım. Tekrar 70'lere dönelim. Gerçi deminki şarkımız da 70'lerin şarkısıydı. Pervaneli evet. Işık. Yani yurdumuzda pek bir şeylerin değişmediğinin de şeyi oluyor. Pervaneler oluyor. Pervaneler. Işığa gidiyorlar. Yanıyorlar. Ve başkaları için aydınlık gelecek yaratabilmek için kendini feda eden şey, aydınlık. Tarih gerçekten tekerrürden ibaret. Yani daha öyle bir laf var ama bizim ülkemiz için biraz daha fazla geçerli gibi geliyor bana. Daha mı sık tekerrür ediyor? Unutuyoruz. Unutuyoruz. Geçmişin karanlığını unuttuğumuz için onu bir türlü aydınlatamıyoruz. Sonra dipsiz kuyulara düşüyoruz. Neyse. Ye içeylen gül oyna. Şimdi biz boş verelim şimdi. Ye içeylen gül oyna. Bu şarkı da öyle yapılmıştı. Evet. O zamanlar boş verli şarkılar vardı. Tabii boş boş ne yani, boş vermişim dünyaya, boş verin işte, aldırmayın dünyaya, boş verin siz kendi keyfinize bakın gibi. Bu şarkının da havası biraz öyle gibi başlıyor ama aslında başka bir şeyler diyor. Eğlenmek güzel şey, sevişmek de güzel ama hayatta bunlardan başka güzel şeyler de var diyor. Hadi buyurun bakalım. Hey hey! Hey hey! Hey hey! Hey hey! Gelmiş bu dünya böyle gider, üzülme sen bak keyfine. Şarkılar böyle söyler, böyle söyler masallar, gazeteler, antenler, renk renk sinemalar. Eğlenmek güzel şey, sevişmek de var ama hayatta bunlardan güzel şeyler var. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen de. Dans et oyna, gül eğlen, daha henüz vakit varken. Bir gün akıbet toprak, yok bundan kaçma. Şarkılar böyle söyler, böyle söyler masallar, gazeteler, antenler, renk renk sinemalar. Eğlenmek güzel şey, sevişmek de var ama hayatta bunlardan güzel şeyler var. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen de. Aldırma bu dünyaya, hepsi boş, hepsi rüya. Sevmek, sevilmek ne hoş, üst tarafı boş. Üst tarafı boş. Şarkılar böyle söyler, böyle söyler masallar, gazeteler, antenler, renk renk sinemalar. Eğlenmek güzel şey, sevişmek de var ama hayatta bunlardan güzel şeyler var. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Kim demiş hep böyle döner, haydi canım sen de. Haydi canım sen de. Haydi canım sen de. Haydi canım sen de. Evet. Burhancığım, Gökhancığım, bu ülkenin şefkate, merhamete,
İnsan sevgisine, kardeşliğe ne kadar ihtiyacı var değil mi? Yani bütün kimliklerimizi bir tarafa bırakıp gerçek kimliğimizin insan olduğu farkındalığına bir gelsek, hiç kimse bizi birbirimize düşüremeyecek. Bu ülkedeki, bu toprakların üzerinde yaşayan tüm insanlar kardeşçe yaşayacaklar. Yağmur yağ, ıslanırsın, vay aman. Güneş doğar, kaybolursun, vay aman. Ay ışığı der, durursun, vay aman. Yakamazsın sen. Sessiz, sessiz ağlar gibisin, vay aman. Zaman geldi, gidecek misin, vay aman. Bırak aynı gitsin, sen kal bu gece. Umudumsun sen. Yağmur yağ, ıslanırsın, vay aman. Doğar, kaybolursun, vay aman. Ay ışığında durursun, vay aman. Yakamazsın sen. Sessiz, sessiz ağlar gibisin, vay aman. Zaman geldi, gidecek misin, vay aman. Bırak ay gitsin, sen kal bu gece. Umudumsun sen. Bu şarkıyı söylerken tabii ki herkes biliyor ama yine de güzel arkadaşımın ruhuna selamlar yolluyorum, sevgiler yolluyorum, sevgili Ahmet Kaya'ya ve bu ülkenin kardeşçe barış içinde yaşaması için hep birlikte el ele verelim diyorum. Yağmur yağ, ıslanırsın, vay aman. Güneş doğar, kaybolursun, vay aman. Ay ışığı de yakamazsın sen. Ne güzel şarkı değil mi? Evet. Bu şarkıyı senin için mi yapmıştı? Yani sen söylediğin canım yapmıştın. Benim o zamanlar gider gelirdim ona. Hı-hı. Bir gün böyle oturdu Gülten de orada. Gözüm dedi, piyanonun başına geçti. Gözüm, sana bir şarkı yaptım dedi. Bak çok güzel dedi şarkı dedi. Başladı bunu söylemeye. Ra 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 ri ra 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 filan melodisi var. Hatta belki sözleri bile yoktu daha. Ondan sonra mırıldandık, ettik filan. Sonra yıllar yıllar sonra onu uğurladıktan sonra Gültencim bir karma albüm yaptı ve bana dedi ki hangi şarkıyı söylersin? Ben de dedim ki tabii ki Yakamaz'ı söylerim dedim. Ahmetçiğimizi de Yakamoz'la andık böylece. Çok güzel bir şarkı gerçekten. Canımın içi benim, evet. Şimdi ne söyleyeceğiz? Temenni, teselli hangisi? Temenni. Provada. O zaman ben yine Provada buzuki hatırlıyorsunuz yazacağım. Değil mi? Evet. Ya bir dakika ama yani. Ama uydu aslında. Bu sözler kimin? Amcanın sözü. Amcanın değil mi? Müzik de ona ait, evet evet. Evet. Teselli şimdi, de oluyor aslında değil mi diyorsun? Durdu yani. Saatler hasret zamanı. Karşımda durdu aşkın tamamı. Ah yârim güller takıp gel. Senden bu halim ziller çalıp gel. Bana gelsen benim olsan. Beni sevsen temelli. Bu ne davet ne cesaret. Bu yalnızca teselli dedim ben. Hepsi çok güldüler.
Ama İlhan izliyorsa yani İlhancığım olabilir değil mi? Temenni de olabilir, bir teselli de olabilir. Ya, temenni zaten bir nevi teselli. Evet. Bu yalnızca teselli.